piramidin 1809-1908 yıllarına ait Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve Trakya'daki mal varlığına ilişkin 7756 taşınmazının tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde saklanıyor. Sultan II. Abdülhamid'in çeşitli ülkelerde yaşayan torunlarının açtığı miras davalarıyla zaman zaman tartışılan mal varlığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde ayrıntılı kayıtlar yer alıyor. Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, arşivlerinde Sultan II. Abdülhamid'in şahsi mal varlığına ilişkin 3 tapu kayıt defteri bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, elimizdeki 3 defterde Sultan II. Abdülhamid'e ait 1869-1908 yıllarına ait Anadolu, Orta Doğu, Balkanlar ve Trakya'da aktif ve pasif olarak toplam 7756 taşınmazın tapu kaydı bulunuyor. İkinci Abdülhamid'e ait kayıtlar içinde tarla, bağ, bahçe, mera, koru, çiftlik, konak, hane, değirmen, maden, zeytinlik, kahvehane ve dükkan gibi birçok taşınmaz yer alıyor, dedi Sultan II. Abdülhamid'in ölümünün ardından bazı taşınmazların hazineye aktarıldığını belirten Türkoğlu, özellikle çiftlik ve emlaka ilişkin kayıtlarda sayı belirtilmediği için miktarın net olarak bilinemediğini ifade etti. Abdülhamid'in Anadolu'da 2369 taşınmaz kaydı bulunduğunu vurgulayan Türkoğlu, bunlar İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Adıyaman, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Sivas, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Burdur, Manisa, Kırklareli ve Edirne illerinde yer alıyor. Bu taşınmazların 1.256.947 dekarı halen 2. Abdülhamid'in üzerinde kayıtlı bulunuyor. 391.573 dekarı hazineye, 8.627 dekarı da şahıslar adına geçmiş gözüküyor, diye konuştu. Türkoğlu Sultan II. Abdülhamid'in Balkanlarda da 2843'ü Yunanistan, 1424'ü Arnavutluk, 8'i Bulgaristan, 5'i Makedonya'da olmak üzere 4280 taşınmaz kaydı olduğunu vurgulayarak, bunların da 220.023 dekarının halen Abdülhamid'in üzerinde, 560.231 dekarının hazineye, 1328 dekarının da şahıslar adına geçtiğini bildirdi. Sultan II. Abdülhamid'in Orta Doğu'daki mal varlıklarına ilişkin olarak, defterlerde Suriye'de 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 223, Irak'ta 83, Arabistan'da 60, İsrail'de 10, Libya'da da 8 olmak üzere toplam 1107 kaydın bulunduğunu dile getiren Türkoğlu, bu kayıtlardan 3.482.106 dekarı halen 2. Abdülhamid adına kayıtlı durmakta olup 1.528.395 dekarı hazineye, 7.178 dekarı da şahıslar adına geçmiştir ifadelerini kullandı Türkoğlu. Kayıtların yer aldığı defterlerin diğer tarihi evraklarda olduğu gibi özenli kontrollerinin yapılarak uygun koşullarda saklandığını kaydetti Sultan II. Abdülhamid'e ait taşınmazların bazılarının 1908'den sonra devlet hazinesine geçtiğini vurgulayarak, yurt dışındaki taşınmazların mevcut durumuyla ilgili de herhangi bir bilgimiz yok,
Bu zaten uluslararası hukuku ilgilendiren bir konu. Biz sadece bu kayıtların muhafazası noktasında çalışıyoruz. İlgililerine bu çalışmaları sunuyoruz. Abdülhamid'in mirasçılarından ise şu ana kadar bizi arayan olmadı, ifadelerini kullandı.